Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar astronomi ve uzay bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda yıldız nedir? Kısaca açıklayınız şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar yıldız hep sorulur. Hemen yazalım. Merkezlerinde çekirdek tepkimeleri ile hemen cümleye dökelim arkadaşlar. Merkezlerinde çekirdek, yani nükleer dediğimiz kısım, tepkimeleri ile enerji üreten ve uzaya salan yoğun plazma küresi şeklindeki gök cisimleridir. Evet, yıldızın tanımını bu şekilde bilin arkadaşlar. Muhakkak soruluyor. Sınavların banko sorularından biri hatta. Diğer sorudayız. Iraksım nedir? Kısaca açıklayın. Evet, Iraksım farklı iki yerden, hemen tanımını verelim arkadaşlar. Farklı iki yerden uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğru arasındaki açıdır diyoruz arkadaşlar. Evet, Iraksım'ın tanımını da vermiş olduk. Bu da kavram olarak sorulan ifadelerden biri. Süpernova nedir? Kısaca açıklayınız. Evet, süpernova deyince aklımıza arkadaşlar biliyorsunuz ki enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması şeklinde ifade ediliyor. Biz hemen bunu cümleye dökelim. Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması ve dünyadaki biyolojik yaşam için gerekli elementlerin oluşmasına neden olan durumdur arkadaşlar. Evet, süpernova dediğimiz şey bu. Enerjisi biten yıldızlar patlıyor. Haliyle bugünkü dünyadaki biyolojik yaşam için gerekli şeylerin ortaya çıktığı bir durum süpernova arkadaşlar. Uzay nedir? Kısaca açıklayınız. Evet, uzay arkadaşlar, şunu unutmayın. Uzay ile evren arasındaki fark muhakkak soruluyor. Uzay dünyanın atmosferinin dışında kalan kısım. Evren ise dünyayı da içine alan kısım. En kısa tabiriyle, ama bunu hemen cümleye dökelim. İçerisinde bütün gök cisimlerini her türlü madde ve enerjiyi barındıran yerin atmosferi dışında kalan, bak burası önemli, yerin, yani dünyanın atmosferi dışında kalan sınırsız
3 boyutlu sahadır diyelim arkadaşlar. Önemli olan şurası. Yerin atmosferi dışında kalan kısım arkadaşlar. Buna uzay diyoruz. Evrenle arasındaki en önemli fark da bu zaten. Peki evren ne? Evrene de hemen şöyle bir cümleye dökelim. Yer küre de dahil olmak üzere. Yer küre de dahil olmak üzere. Bütün gök cisimleriyle. Bütün gök cisimleriyle her türlü madde ve enerjinin bütünüdür arkadaşlar. Burada da dikkat edeceğimiz şey yer kürede dahil olmak üzere şeklinde. Farkını da anlattık zaten. Uzay ile evren arasındaki fark ve tanımlar muhakkak soruluyor. Aman dikkat edin arkadaşlar. Dürbünün önündeki ışığı toplamaya yarayan büyük merceğe ne ad verilir? Tabii ki dürbün kullanılanı hemen biliyordur. Objektif denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim arkadaşlar bu soru için. Ve geçiyoruz diğer sayfamıza. Evet, 7. sorudayız. 7. soruda arkadaşlar. Kelime anlamı Yunanca'da yıldız bilimi, Türkçe'de gök bilimi olan gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması, evrenin yapısı ve evriminin nasıl oluştuğu sorularına cevap arayan bilim dalına ne ad verilir şeklinde bir ifade var. Evet, bu açıklama dersimizin de adı üstünde olduğu gibi astronomidir arkadaşlar. Yani size astronomi nedir diye de sorulabilir. Aman bu takım tanımı iyi ezberleyin, iyi bilin arkadaşlar. Tam tersi de sorulabilir. İşiniz kolaylaşsın diye ben bu şekilde açıklamayı verip kavramını yazmış oldum. Canlıların kökeni, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve ürümelerini inceleyen bilim dalına, bilime ne ad verilir? Evet, işin içerisinde canlı varsa arkadaşlar biz buna biyoloji diyoruz. Evet, biyoloji bilimi denir diyoruz. Maddelerin yapısını, bileşimini, birbirlerine dönüşümünü, analizini ve elde ediliş yollarını inceleyen bilim dalına. Bu sefer bir başka bilim dalı. Evet, burada da maddelerin yapısı, bileşimi, birbirlerine dönüşümü, kimyasal analizi vesaire. Bu da kimyayı aklımıza getirir. Kimya bilimi denir diyoruz. Bir diğer 10. soruya bakalım arkadaşlar. Yine bilimlerle ilgili açıklamalarım var. Biçim, sayı ve çokluk yapılarını, aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen bilim dalına ne denir ki? Burada sayı varsa işin içerisinde buna tabii ki matematik diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da matematik denir şeklinde kısa cevabımızı yazmış olalım. 11. soruya geçiyorum arkadaşlar. 11. soruda da madde üzerine etki eden kuvvet. Evet, madde, kuvvet bunlar ipuçları. Yol açtığı değişimi inceleyen mekanik ısı gibi alt dalları olan bilim dalına ne diyoruz? Bu da aklımıza fiziği getirir arkadaşlar. Buraya da fizik denir şeklinde yine kısa cevabımızı vermiş olalım arkadaşlar. Meteor nedir? Kısaca açıklayın. Evet, meteor aslında bizim halk dilinde yıldız kayması diyoruz ya. Aslında yıldızlar kaymaz arkadaşlar. İşte o meteordur. Yani anlam olarak söylersek uzaydan atmosfere hızla giren, hemen cümleye dökelim. Uzaydan atmosfere giren tabii çok hızlı bir şekilde giriyor biliyorsunuz. Gök cisimlerinin atmosferde yanmasıyla oluşan parlak ışık izidir arkadaşlar. Evet, yıldız kayıyor diyorduk ya, çocukken öyle diyorduk ya, nereden bilelim. İşte o atmosfere giren herhangi bir gök cismi, meteorun bize yıldız kayması diye anlatıldığı ifadeydi. Ama bu ışık izinin hızlı bir şekilde atmosferde yanan gök cisimlerinin bıraktığı ışık izinin adıdır meteor arkadaşlar. Parsec nedir? Kısaca açıklayayım. Evet, parsec arkadaşlar artık kilometre, metre uzay için yetersiz kalan şeyler biliyorsunuz. Astronomide uzaklık ölçümü birimi olarak kullanılır arkadaşlar.
Astronomide uzaklık ölçü birimi olarak kullanılır. Devam ediyoruz. Ve bir parsek eşittir arkadaşlar. Yaklaşık 3.26 ışık yılına eşittir arkadaşlar. Yani artık kaç yüz bin kilometre olduğunu kendiniz düşünün diyoruz. Dolayısıyla kilometreler falan artık hikaye arkadaşlar. Uzay ve evren için parsek kullanıyoruz. Astronomi bilimleri, bilim insanları bunları kullanıyor. Son sayfa ve sorulardayız. Dünya, evren, Samanyolu galaksisi, uzay kavramlarını büyükten küçüğe sıralaması nedir? Evet. Bu biraz önce uzay ve evrenden bahsettik, tanımlarından bahsettik ki bunların en büyüğü, en babası evrendir arkadaşlar. Her şeyi içerisine alır, dünya dahil. Bir sonrası, evet, dünyanın atmosferi dışında kalan uzay dedik. Bir diğeri Samanyolu galaksisi arkadaşlar. Buna önemli, dikkat edin. Samanyolu galaksisi şeklinde yazalım. Yani her türlü galaksi. Son olarak da bu verilenler içerisinde dünya, bunlar içerisinde artık arkadaşlar denizde bir kum tanesi olarak düşünebilirsiniz evren içerisinde. Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen görüntülerin netlik ve büyütme oranı neden yeryüzündeki teleskoplardan üstündür? Üstündür arkadaşlar. Çünkü nedenli soruları hep çünkü ile başlarsanız, çünkü atmosfer dışında olduğundan diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü atmosfer dışında olduğundan dünyanın, bu da önemli arkadaşlar, dünyanın atmosfere, bu çok önemli. Atmosfer çünkü görüntüyü, ışığı, netliği hepsini etkileyebiliyor arkadaşlar. Dünyanın atmosferi belli dalga boyundaki ışıkları soğurur arkadaşlar. Belli dalga boyundaki, bu önemli, boyundaki ışınları soğurur diyoruz arkadaşlar. Evet, bu ışınları soğurduğu için de zaten teleskobun elde ettiği görüntüler netlik ve büyütme oranı açısından yeryüzündekinden daha üstün. Çünkü dedi ki atmosferin dışında uzayda bir bölümde. Dolayısıyla netliği, görüntüsü, büyütme oranı çok daha güzel atmosferden kurtulduğu için. Güneş merkezli evren modeli bulan ve kullanan bilim insanı kimdir? Arkadaşlar aklımıza hemen Nikolaos Kopernikus gelsin arkadaşlar. Nikolaos Kopernikus. Evet, bu insanın adı Güneş merkezli evren modeli deyince aklımıza gelecek ilk insan diyoruz arkadaşlar. Son iki sorudayız böylelikle. Yıldızların yapısında en fazla miktarda bulunan, evrenin kütlesinin %75'ini oluşturan element nedir arkadaşlar? Tabii ki hidrojendir. Hemen buraya hidrojen denir şeklinde ifademiz verelim ki hidrojen de biliyorsunuz güneşte de var. Helyuma dönüşüp ısı ve ışık yayan bir element arkadaşlar. Aman dikkat diyoruz, hidrojen olduğunu da unutmayın. Son sorudayız. Güneş sistemindeki gezegenleri güneşe en yakın olandan en uzak olana doğru sıralayınız arkadaşlar. Güneş diyelim, şurası güneş olsun. En yakını bunun Merkür'dür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir numara Merkür. İkincisi Venüs. Üçüncüsü üstünde yaşadığımız Dünya. 3 numara unutmayın. Dördüncüsü de Mars arkadaşlar. Bunların bir özelliği daha var ki bunlar iç gezegendir arkadaşlar. İç gezegen ve karasaldır arkadaşlar. Bunlara biz aynı zamanda iç gezegenler, yani karasal gezegenler diyoruz. Yani taştan, topraktan, kayaçlardan oluşuyor ama sonraki 4 gezegen, yani Jüpiter'le başlayan Mars'tan sonra bu 4. şöyle 4 yazalım. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar artık gazdan oluşan gezegenler. Sırasıyla yani Jüpiter, Satürn şeklinde ifade ediyorum. Uranüs 7.'si. Ve sonuncusu da arkadaşlar Neptün olarak ifade edebiliriz. Bunlar da arkadaşlar dış gezegendir.
Ve bunlar da gazsaldır arkadaşlar. Karasal ve gazsal olarak ayırıyoruz. Dikkat edin, bununla ilgili değişik sorular geliyor. Dünyaya, dünyanın önündeki ve arkasındaki gezegenler nedir denilebilir? Ne bileyim, güneşe en yakın ve en uzak gezegenler nedir diye bilinebilir. Yani Merkür, Venüs, Neptün gibi. Bu şemayı aklınızda iyi tutun. Bununla ilgili birkaç tane böyle basit sorular geliyor arkadaşlar. Sıralamayı bildiğimiz zaman yapamayacağım soru yok diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.